Gençler selamlar. Benim hocama hoş geldiniz. AYT fizik çalışmalarında manyetizma da bitti. Modern fiziğe hoş geldiniz. Yaklaşık 10 ders sonunda bütün konuları bitireceğiz. 10 ders boyunca modern fizik olarak adlandırdığımız 12. sınıfın aslında biraz daha ikinci dönemki kısmını inceleyeceğiz beraber. Konularda özellikle çok güzel birliktelikler var. Örnek işte su dalgalarına kırınım ve girişim konusuyla başlangıç yapacağız. Buradaki öğrendikleriniz ışık teorilerine işinize yarayacak. Böyle biz parça parça birleştirilmiş konular vardır. İşte bunlardan birincisini iyi öğrendiğin zaman ikincisinde de rahat ediyorsun. Hem bir sonraki grupta başka şeylerle tanışacağız. Ama ilk işimiz su dalgalarında kırınım ve girişim. Şimdi çok zorlamayacak bir konu bizleri. Bazı kuralları bildik mi çok rahat ediyoruz. Şimdi doğrusal su dalgaları. Biz bunu daha dalgalar konusunda, bu arada TYT'deki dalgalar bilgilerinize ihtiyacımız var. Arasında omega genişliği bulunan iki engel arasından geçtiğinde bakın. Bunun kitabında olan arkadaşlarım çok daha da güzel bir şekilde göreceklerdir. Bakın ne var? Burada bir taş var, kısmı var. Burada da var. Arada şöyle bir ne var? Omega gibi bir boşluk var. Eğer doğrusal gelen dalgalar işte buradan karşıdan gelen doğrusal su dalgaları. Bu omega'nın bir takım şartları var. İşte onları tartışacağız. Bu aralığa geldiğinde hop dairesel bir şekilde yollarına devam edebilirler bu şekilde. İşte doğrusal su dalgalarının engellerin kenarında kırılarak doğrultularını değiştirmelerine dikkat et. Kırınım adı verilir. Kırılma değil. Ve bunu belirleyen durum iki şey. Omega ve dalgaların arasındaki lambda dediğimiz dalga boyu arasındaki ilişkidir. Şimdi örnek buradaki iki durumu çok iyi kafaya yazacağız. Bakın. İşte iki engel yaptık. Aralarında ne var? Omega boşluğu var. İki tepenin arasında ya da iki çukurun arasındaki mesafede ne adını veriyorduk? Lambda. Genelde gösterirken de düz çizgiler tepeleri temsil ediyordu. Eğer omega dediğiniz mesafe lambda'dan büyük ise maalesef dalgalar kırınıma uğramaz. Yani bu aralığı çok açarsan dalgalar sadece ne yapar? Şu kenarlarını yitirir. Kalan yerler dümdüz yollarına devam eder. Ancak eğer sen bu omega'yı küçültürsen, yani omega küçük ya da eşit lambdaysa, hatta mümkünse daha da küçük yap. Eşitlikte başlıyor, küçük olursa daha da iyi olur. İşte ne olmuş oluyor? Bu şuna benziyor. Eğer iki engelin arasındaki mesafeyi gerçekten de böyle küçücük bırakırsam, gelen dalga buraya basınç yaptığında sadece bir nokta vuruyor gibi oluyor. Nokta vurursan ne olur? Dairesel dalgalar üretmeye başlarsınız. O zaman doğrultularını böyle değiştirir. İşte bu koşulu sağlayan şey basit. Lambda ve omega arasındaki ilişki. Tabii bu arada bunu değiştirebilecek bir sürü faktör var. Bak birkaç tane daha görsel eklemeye çalıştık. Bak gelen dalgalar ne yapmış bak görüyorsunuz burada. Bu şekilde. Aynı şekilde bak burada da yine dairesel görseller görebiliyorsunuz. Şimdi burada omega'yı oynatmak çok kolay. Ne yaparım? Omega'yı yaklaştırırım, uzaklaştırırım kolay. Peki lambda hatırlatırım ta artık TYT'den. Lambda'nın genel formülü neydi? V bölü F'di. Ya da periyot cinsinden hatırlatırım. Lambda eşittir V çarpı T'di değil mi? X eşittir VT'ye benziyordu değil mi? Aynen buna benziyor. Peki hızı kim belirliyordu? Tabii ki ortamın derinliği belirliyordu. Derinlik artarsa hız artıyordu. Peki frekansı kim belirliyordu? Kaynak. Dikkat et. Eğer bir sistemde frekans değişirse dalgaların hızı değişmiyor. Ancak lambdayı etkileyebiliriz. Dolayısıyla doğrusal su dalgalarının kırınıma uğramasında kaynağın periyodu ya da frekansı önemli mi? Evet. Çünkü sen lambda etkileyebiliyorsun. 2. Derinlik önemli mi? Evet. O zaman hızı etkileyebiliyorsun. 3. Tabii ki de iki engel arasındaki omega mesafesi. Hadi bakalım uygulayalım. Yani bu tarzda aslında üretebilecek çok fazla sorumuz da yok. Yani bu bilgi aslında çok standart. ÖSYM yakın zamanlarda çok sormadı. Yani her an bunu karşınıza da getirebilir yani. Derinliği sabit dalga lehinde, sabit frekanslı bir dalga kaynağı tarafından oluşturulan su dalgaları aralarında omega genişliği bulunan engellerden geçtikten sonra kırınıma uğramadan dümdüz gitmiş. Diyor ki sana ne yaparsak su dalgaları kırınıma uğrayabilir. Şimdi niye uğramıyor? Bu durumda neydi? Omega biraz büyüktü. Ne yapabilirim? Eğer bu kırınım yoku, kırınım var haline getirmek istiyorsan, kırınım var istiyorsan omega küçük eşittir lambda olmalı. Yani o zaman sen 1, omega'yı azaltacaksın. Evet. Ya da hemen lambda'yı arttırmak. Bakın, lambda'yı arttırmak diye bir şey yazmıyorsa da hemen uyanacaksın. Lambda'yı ben nasıl buluyordum? V bölü F.
Lambda'yı arttırmanın yolu V'yi arttır ya da frekansı. V'yi nasıl arttırabiliyordum? Derinliği arttır. Değil mi? O zaman dalga lehine su ilave ederek derinliği arttır ya da dalga kaynağının frekansını azaltmak da bu işi yapabilirdi. Bak, çok temiz iştir. Doğrusal su dalganın aralarında omega genişliği bulunan engeller arasından geçmesi sırasında dalgalarının doğrultularını değiştirmesine kırınım denir. Tamam. Hangisinin önemi yok? Dört şey önemli. Ne dedik? Bir, kaynağın periyodu ya da frekans. Aslında bunları bir bütün haline de düşünebilirsiniz. Üç, derinlik önemliydi. Böylece neyi değiştirebiliyordum? Hızı. Ve aslında bunlarla ben neyi etkileyebiliyorum? Lambdayı. Dört, omega. Aslında dört faktör var. Bak, frekans var, derinlik var, omega var, periyot var. Ama dalgaların genliği dediğimiz kısım yok. Genlik neydi bu arada? Şu bir dalga denge noktasıysa şu olaya biz genlik adını veriyorduk. Yukarıda ya da aşağıdaki mesafeye, değil mi? Bunun yüksek ya da alçak olmasının bu işle alakası yok. Lambda dediğimiz şeyi de tekrar hatırlatalım. İki tepenin arasındaki mesafeye lambda ya da iki çukurun arasındaki mesafeye lambda diyoruz. Bunlar önemli bizim için. Yandan görünüşü şekildeki gibi olan dalga lehinin tabanına takozlar konularak su derinliğini düzenlemişler. Bak, ne olmuş? Burası en derin. O zaman bir kere derinliğe baktığın zaman L, sonra M, sonra K. O zaman şöyle yapabiliriz herhalde, lazım bize. Derinlik anlamında şu anda kim fazla? HL, sonra HM, sonra HK. Bu arada ben ne biliyorum? Derinlik arttıkça hız da artıyordu. O zaman L'deki dalgaların hızı M'den büyük. O da K'dan büyük. Sonra buradan aklıma şu geliyor. Lambda eşittir V bölü F'ye göre. Hızla da dalga boyu doğru orantılıysa o zaman ben buradan lambdayı da anlıyorum. Nasıldır? L'deki dalga boyu M'den büyüktür. O da K'dan büyük. Bak, soruya başlamadan da ben malzemeleri hazırladım. Şimdi diyor ki aralarında omega genişliği bulunan iki engel dalga lehinin üstte görüldüğü gibi KLM kısımlarına, bak, K bölgesine koyuyor engeli. Sonra L'ye, sonra da M'ye. Yani getiriyor engelleri buraya koyuyor. Sonra buraya koyuyor, sonra da buraya koyuyor. Yani KLM bölgelerine. Diyor ki engeller K bölgesindeyken kırınım gerçekleşiyorsa, şimdi dikkat, kırınımın gerçekleşmesi için neydi koşul? Eğer lambda büyük eşittir omega ise gerçekleşir. Değil mi? İyi. Şimdi senin verilere göre ne diyor? Birinci önermede şu diyor. Senin elindeki malzemeye göre L M'den büyük, o da K'dan büyük. Eğer K'da gerçekleşiyorsa demek ki K büyük eşit omega'dan, doğru mu? İyi. K'da gerçekleşiyorsa M'de de L'de de gerçekleşirdi. Hatta daha da iyi gerçekleşirdi. M bölgesindeyken kırınım gerçekleşmiyorsa. Bu ne demek? M'de gerçekleşmemesinin nedeni nedir? Demek ki lambda M'ye göre daha fazlaymış omega, değil mi? Yani M'de gerçekleşmiyorsa M'de K'dan büyük ya. O zaman M'de gerçekleşmeyen şey K'da da gerçekleşmez. L'deyken kırınım gerçekleşiyorsa ne demek bu? O zaman lambda L büyük ya da eşit omega'dan. M'de gerçekleşmez. Mesela burada gerçekleşirken M'de gerçekleşmez olabilir miydi? Valla bakıyorum L M'den de büyük bu arada. Değil mi? Omega ile M'nin arasındaki ilişkiyi bilmiyorum. O zaman M'de gerçekleşebilirdi. Gerçekleşmeyebilir de olabilir. Son bir bilgimiz. Derinliği sabit dalga lehinde doğrusal su dalgaları üreten bir kaynak lambda dalga boylu dalgalar üretiyormuş. Ve diyor ki omega kaçmış? 4 santimetre olduğunda kırınım gerçekleşmiş. Demek ki neydi? Lambda'nın değeri büyük eşit omega'ydı. Bu arkadaş madem 4 ise senin lambda 4'ten büyük eşit bir sayı olacak. Buna göre lambda 4'ten büyük eşit olan kim var? 5 var, 6 var. Demek ki böyle bir sistemin gerçekleşmesi 2 ve 3'te mümkündü. Bir de sayısal bir düşünceyle de görün isterim. Şimdi kırınım bitti. Gelelim girişim. Tabii bunu ta birazcık TET'ye de bağlayarak geleceğiz. Şimdi ne yaptık biz daha önce, hatırlar mısınız? İşte buradan gelen bir dalga ile buradan gelen bir dalga üst üste bindiği ya da alt alta da geldikleri durumlar vardı. Aynı yönlü genliğe sahip dalgalar eğer üst üste geldiğinde, işte bak burada bir tepe, burada da bir tepe var.
Üst üste geldiğinde ne yaptı? Birbirlerini anlık olarak güçlendirdiler. İşte biz buna ne adını veriyoruz? Yapıcı girişim. Bak, girişim kelimesiyle tanıştınız. Birbirlerine girdiler. Zıt yönlü genliğe sahip dalgalar. İşte bak, burası ile burası birbirlerini yok etti. Anlık olarak yıkıcı. Bu arada yok etmek zorunda değillerdi. Yani sallıyorum, bu arkadaş iki birimdir, bu bir birimdir. Gene üst üste geldiklerinde zıt yönlüler mi bunların genlikleri? Evet, o zaman gene yıkıcı etkiye sahip. Biri birini azaltıcı etkiye sahip. Yani yapıcılıkta güçlendirme var. Şimdi aynı olayı su dalgalarına da yapabiliriz. Bakın, deneyi canlandırmaya çalışmışız. Genelde alttan ışık tutarak işi netleştiriyoruz. İki tane birden fazla noktasal kaynak tarafından oluşturulan dairesel su dalgaları. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? Burada çevreye dairesel su dalgaları üretiyor değil mi? Tepeler, çukurlar falan. Aynı şekilde bu da ne yapıyor? Böyle hop, bak, bir üretiyorlar. İşte bu dalgalar ne yaptı? Şu bölgede, şu bölgeyi biraz daha netleştirmeye çalışıyorum bak. Şu bölgede birbirlerine ne yaptılar? Girdiler. Tepeler, çukurlar birbirlerine girdiler değil mi? İşte su dalgalarının bu şekilde karşılaşması sonucunda birbirlerini bazen kuvvetlendirir, bazen sönümlendireceklerdir. Bu durumda su dalgalarında girişim diyoruz ve bu gördüğünüz şekle de girişim deseni adını veriyoruz. Mantık çok basit. Girişim olayı bu. Bak, burada bunu biraz ayrıntılı ve büyütülmüş olarak alt tarafını çizmemişim. Yani ben olayın sanki şöyle bir çizgi çektim, burasını kapattım, sadece üstteki kısmı ilgileniyorum. Mavilerle neyi çizmişim? Tepeleri. Pembemsi bir renkte de çukurları çizmişim bak. Ne yapıyor bak? Burası tepe, çukur, tepe, çukur diye gidiyor. Aynı şekilde burada da ne var bak? Tepe, çukurlar gidiyor. Mesela A'dan bak ne yapmış? Mavi ile mavi kesişmişler A'da. Ne oldu? Bir tepe ile diğer bir tepe. Yani tepe tepe. Değil mi? O zaman biz buna yapıcı girişim diyebiliriz değil mi? Güçlendirdiler. Peki B'den olmuş? Pembe pembe. Yani çukur çukur. Bir çukur, bir çukur daha, iki çukur. Gene güçlendirdiler birbirlerini. O zaman çukur çukur da bir yapıcı girişimdir. Bak, sakın tepe tepeye yapıcı deyip de çukur çukura yıkıcı demeyeceksin. Tepe çukura yıkıcı denir. Örneğin C noktasında ne oldu? Tepe ile çukur üst üste geldi. Buna yıkıcı girişim deniyor işte. Bak, önce bunları su dalgalarına taşıdık. Yay dalgalarında gördüğün şeyi ben artık su dalgalarında anlattım. Bunların bir özel ismi var işte. İşte girişim deseninde yapıcıların ismi katar adını alır. Yani tepe ile tepenin veya çukurla çukurun buluştuğu noktaların ismi ne oluyor? Katar. Tepe ile çukurun buluşmasına da birbirlerini sönümlendirdikleri için de biz bu noktalara ne adını veriyoruz? Düğüm noktaları adını veriyoruz arkadaşlar. İsmi buradan geliyor. Şimdi hadi bakalım. İşte eskiden anlattığımız bir şeydi. Artık sorularda bununla karşılaşmayacağız. Su dalgalarının girişim deseninde kaynaklar aynı fazlıysa, yani aralarında zaman farkı yoksa. Bu ne demek? İki kaynak batıyor değil mi? Yani zaman farkı varsa şöyle olabilir. Biri sırayla oynuyorlar. Ama eğer zaman farkı yoksa aynı anda batıp çıkmak. İşte müfredat da bunu istemiyorlar. Zaten aynı anda beraber çalışsınlar istiyor. Ne olur? Elde edeceğiniz desen simetrik olmak zorundadır. Bakın. Ne oluyor? İki kaynağımız var. Kaynak 1, kaynak 2. Bakın. Bunun tam orta noktasında ne elde ediliyor? Bir merkez doğrusu deniyor. Bak, bu çizginin ismi tam ortadakinin merkez doğrusu. Ve güzel bir rastlantı var. Mavi mavi, kırmızı kırmızı, mavi mavi gibi kesişmeler var. Kim bunlar? Katar. Sıfırıncı katar deniyor buna. Hemen yanında bak, mavi kırmızı, mavi kırmızı gideye giden. O zaman bu bir düğümdür. Birinci düğüm. Kırmızı kırmızı, mavi mavi, kırmızı kırmızı, hop, birinci katar. İkinci düğüm. Bu arada bunların aynılarından bir de bu taraflarda vardır arkadaşlar. Simetrik olarak. Ve kaynakların tam ortasında bulunan yerin ismini unutma. Merkez doğrusu aynı fazla olduğu için oraya kim geliyor? Sıfırıncı katar. Sıralamayı unutma. Sıfırıncı katar, birinci düğüm, birinci katar. İkinci düğüm, ikinci katar. Bu sıralamayla gideceğiz. Yani olaya hemen şöyle yapıyorsun. İki kaynağın varsa K1, K2, hop, ortaya koydun. Merkez doğrusu. Kim denk geliyordu? Sıfırıncı katar. Yapıştır. Birinci düğüm, birinci katar. İkinci düğüm, ikinci katar. Nereye kadar? Kaynaklara gelene kadar. Kaynakların arasında olmak zorunda bu iş. Dışına çıkmayacak.
üzerinde daha iyi olmayacak. Bak hemen örnek vermiş. Derinliği sabit dalga lehinde. Görünümü şekildeki gibi verilmiş. Diyor ki, bu arada nokta noktalara dalga çukuru, düz çizgilere dalga tepesi denmiş. Diyor ki ABC noktalarının hangilerinin gösterimi gerçekleştiği anda maksimum genlikte titreşim. Maksimum genlik nasıl olur? Bir tepe ile bir tepe birleşince hop iki tepe. Sonuç aslında maksimum genlik tepe artı tepe ya da çukur artı çukur olarak adlandırdığımız kimler? Aslında katar noktadır. Şimdi bakalım A nasılmış? Bak nokta nokta ile burası. Bunlar birbirlerini söndürür. Yani A noktasında fark ettiyseniz tepe ve çukur denk gelmiş. O zaman olmadı. Peki B'ye bakıyorum bakın. Dikkatli bak. Nokta nokta ile nokta nokta. Yani B'de ne var? Çukur artı çukur. O zaman yes. C'ye geliyorum bak. Mavi mavi çizgi çizgi. O zaman C noktasına ne geldi? Tepe artı tepe geldi. O zaman yes. B ve C noktaları aradığımız maksimum genliklidir. Bu arada A noktasının ismi nedir derseniz minimum genlikli nokta demek. Derinliği sabit dalga lehinde. Aynı fazlı kaynakların yaydığı dalgaların, bak aynı fazlı diyoruz yani simetri olacak. Katar düğüm çizgileri verilmiş. P ve R nereye geldi? Bak çok basit. Tam merkez doğrusunu vermiş zaten değil mi? Neydi burasının adı? Sıfırıncı katar. Ve başta. Birinci düğüm, birinci katar. İkinci düğüm, ikinci katar, üçüncü düğüm. O zaman R'de üçüncü düğüm çizgisi varken buraya geliyorum aynı şekilde. Birinci düğüm, birinci katar. İkinci düğüm, ikinci katar. P'ye ikinci katar çizgisi gelmiş. O zaman C diye buluyoruz demek. Şimdi matematiksel hesabını sormuyorlar. Ama birazcık bilmemiz lazım olabilir. Çünkü hani bunu ışık teorilerine de birazcık kullanacağız. Şimdi girişim deseni bir sürü, bak ne dedik? Burada bir sürü desen var. İşte kendine buradan işte A noktası, P noktası gibi noktalar tercih edebilirsin. İşte seçtiğin noktanın kaynaklara bir uzaklığı var. Doğru mu? Onun gibi düşünebilirsin. İşte seçtiğin noktanın A'nın kaynak 1'e ve kaynak 2'ye olan uzaklıklarının farkını aldığın zaman kaynak 1'e ve kaynak 2'ye olan uzaklıklarının farkına biz delta S adını verdiğimiz ne denir? Yol farkı. Eğer seçtiğin yer bir katar noktasıysa, yani A noktası katara karşılık geliyorsa bu sonuç en lambda eşittir. N ise kaçıncı katar olduğunu. Mesela üçüncü katarsa bu yol farkı 3 lambda çıkacak. Eğer seçtiğin yer bir düğüm çizgisi üzerindeyse işte bu yol farkı da N eksi 1 bölü 2 lambdaya karşılık gelir. Basit aslında. Katarsan n'inci lambdadasın, düğümsen n eksi 1 bölü 2. N de kaçıncı? 5. düğüm, 3. katar neyse. Basit bir örnek yapalım. Aynı fazlı kaynakların yaydığı dalgaların dalga boyu, yani bak lambdayı vermişim sana, 2. B noktası neresi? Şimdi bakıyorum, B'nin kaynak 1 olan uzaklığı 25, kaynak 2 olan uzaklığı 20. O zaman B'nin kaynak 1 ile kaynak 2 arasındaki farkını alın. Kaç yaptı? 5. İşte bunun adı neydi? Delta S. Ha, şimdi uyan. Delta S'e 5 demişim. Sence bu lambdanın tam katı mıdır? Yoksa buçuklu bir katı mı demektir? Buna bakacaksın. Tabii ki de tam katı mı? Bakıyorum lambda kaç? 2. 2'nin tam katları 2, 4, 6, 8 değil. Çift sayı değil bu. Tek. O zaman bu sağlamadı. Bu sağladı. Yani o zaman yazıyorum. 5 n eksi 1 bölü 2 çarpı 2'ye eşit olacak. Ne oldu bak? 5 bölü 2 eşittir. N eksi 1 bölü 2 ise eksi 1 bölü 2 de 6 bölü 2 yapacak. N eşittir. Üçüncü. Ne bu? Bu neydi? Bu katarların formülüydü. Bu düğümler. O zaman bu bir üçüncü düğüm çizgisi üzerindeki bir noktadır. Bu kadar. Benzer bir soru. Aynı fazlı kaynakların yaydığı dalgaların dalga boyu 4'müş. Tamam. Bu sefer cevap vermişim. A noktası ikinci katar çizgisi üzerindeyse. Ha, o zaman sen şöyle biliyorsun. Yol farkının katarlarda neydi? N lambda. Yani 2 lambda olması. Lambda kaçtı? 4. İyi, o zaman yol farkının 8 çıkması lazım. Yol farkı nasıl olabiliyor? Şimdi x'in mi büyük olduğunu bilmiyoruz. Yani iki cevap var. Ya x eksi 17 8'dir. Ya da 17 eksi x de 8'dir.
O zaman bu sağlanıyorsa x'in cevabı ya 25'tir ya da 9'dur. Bunlardan biridir. Olabilir denmesinin cevabı tabii ki 9 var şıklarda. Şimdi bu matematiği zaten çok fazla bulaştırmak istemiyoruz. Bu kadarcık en azından bilin istedik. Olayın en önemli yorumlu soruları işte geliyor. Derinliği sabit dalga lehinde. Aralarında d uzaklığı bulunan kaynaklar arasına n tane düğüm çizgisi oluşmaktadır. Hangisi yapılırsa n çizgi sayısı artar. İşte ben sana şunu söylüyorum. İki tane kaynak var. K1, K2. Arada birinci düğüm böyle bir sürü çizgi varmış. İşte n tane. Bu çizgi sayısını nasıl arttırabiliriz? Burada da tek iyi bileceğim bir şey var. Bak. Tamam. Kaynak 1 burada. Kaynak 2 burada. Arada işte ne var? Burada bir merkez doğrusu. Sıfırıncı katar. Burada tek bilmenizi istediğim bir yer var. Birinci düğüm birinci katar. Burada da aynı şekilde. Birinci düğüm birinci katar gidiyor ya. Kafaya yazmanız gereken tek bir bilgi var. Her bir düğümle katarın arasındaki mesafe lambda bölü 4 diye yerleştirilir arkadaşlar. Çizimden, ilk çizdiğimizden bunu daha ayrıntılı alalım. Yani bunun anlamı ne demek? Her birinin arasında lambda bölü. O zaman sen bu arada bu şuna benziyor. Getirdim sana bir tane taze soğan. Dedim ki bıçağı aldım tık 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 ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 böyle 10 parçaya böldüm ben değil mi bunu? Bitti. Diyorum ki sana daha fazla parça yap. Ne yapardın? 1. Soğan keşke büyük olsaydı. Biraz daha uzun bir soğanım olsaydı daha fazla yapabilirdim. O zaman ne yapabilirim? D mesafesini arttırmak değil mi? O zaman çünkü D uzaklığı artabilirdi. Başka? Bıçak. Eğer D ile oynayamıyorsam bıçakları daha yakın vurmam lazımdı. Doğru mu? Bak bir sürü parça yayıldım. Değil mi? O zaman ne yapardım? Lambda'yı azaltacak etkiler. Lambda neydi? V bölü F ise hızı azalt, frekansı arttır. Hızı nasıl azaltabilirim? Derinliği azalt ya da frekansı arttır kaynağı. Bakalım. Su derinliği azaltılmalı. Yes. Frekans arttırmalı demek periyodun azaltılması demektir aynı zamanda. Bu üçlüyle bu işi yapabilirdik. Bak çok meşhur bir soru tipidir. Lütfen dikkat. Diyor ki, aynı soru mu? Yok değilmiş. Derinliği sabit kaynaklar arasında d uzaklığı olduğunda ve aynı fazla çalıştığında n tane düğüm çizgisi oluşuyormuş. Tamam. Diyor ki hangisi yapılırsa düğüm çizgi sayısı artabilir. Aynı şey mantık bak. Ne dedik? Aralarındaki mesafe K2 ve K1'in arası D. Ne yapıyorduk? Aralara lambda bölü 4, lambda bölü 4 serp. Değil mi? Bitti. Eğer çok çizgi istiyorsam olasılık icabıyla ya D'yi arttıracaksınız ya da lambdayı azaltacaksınız. Basit iş. D'yi arttırmak başka. Lambdayı nasıl azaltabilirim? V bölü F'ye göre. V'yi azalt, frekansı arttır. V'yi azaltmak da kimdi? Derinlik. O zaman su ilave edersen olmaz. Derinliği azaltmam lazımdı. Ama frekansı arttırmak bu sefer olabilirdi. Bakın bu işte oynayacakları en meşhur sorulardan biri. Biz bunu iki kere oldu üst üste çözüyoruz. Şimdi çok hoş bir soru. Derinliği sabit dalga lehinde aynı fazla noktasal kaynakların yaydığı dairesel dalganın dalga boyu 8 santimetreymiş. Tamam, süperiz. Diyor ki, hangilerinde iki kaynak arasında 2 santim var, 4 santim var, 6 santim var? Düğüm çizgisi gözlenmez. Şimdi aslında bunun koşulunu bulalım. Şimdi sen aradaki mesafeyi bilmesen de ne var? Ortada bir merkez doğrusu. Hemen birinci düğüm. Burada da birinci düğüm var. Eğer kaynaklar biri burada, biri buradaysa oluştu değil mi düğüm? Bu arada ben bunların arasındaki mesafeyi biliyordum. Ne kadardı arkadaşım? Lambda bölü 4. Lambda bölü 4. Lambda da kaç? 8. O zaman 2, 2. O zaman bunun anlamı şu. Kaynakların arasındaki mesafe 4 santimetreyi geçerse oluşur. Görürüm 2 tane. O zaman diyor hangilerine gözlenmez? Bak 4'ten küçüklerde gözlenmez. Tam 4 ise de gözlenmez. Tam üstüne geldiği için. Çünkü olay kaynakların arasında olacak. Ama 6 ise piyasa iki tane düğüm çıktı değil mi? Gözlenemeyenler istiyor. O zaman birinci ve ikinci sistemlerde düğüm çizgisi maalesef gözlemlenemez. Üstten görünümü verilen derinliği sabit dalga yayında aynı fazlı, aynı frekanslı kaynaklar arasındaki uzaklık d.
Dalga leğinde katar ve düğüm çizgileri gözlemleniyor. Yani bu olay var. Şunlar, şunlar, şöyle atıyorum, böyle de çizdik değil mi? Süperiz. Diyor ki, D uzaklığı arttırılırsa, düğüm çizgi sayısı artıp katar çizgi sayısı değişmez olabilir mi? Bak, iyi seyret. Şimdi ben sana diyorum ki, sıfırıncı katar var. Birinci düğüm, birinci katar. Mesela düğüm artar demek. Burada bitiyormuş diyelim. Bura. Aynı şekilde burada da birinci düğüm, birinci katar. Kaynak da burada. Ben şimdi kaynakları biraz daha yana aldığım zaman hop ikinci düğümler çıktı mı piyasaya? Çıktı. Bak düğüm çizgi sayısını arttırdım, katar artmadı. Sadece düğümler çıktı piyasaya. O zaman olabilir. Ya da tam tersi. Düğümler varken bir daha açtım mesafeyi, hop birer tane daha katar çıktı. Ama düğüm çizgi sayısı değişmedi. O zaman katar çizgi sayısı artıp düğüm değişmeyebilir. Ya da bayağı bir açarım. İkisinin de çizgi sayısını değişmez ya da artar da yapabilirim. Niye? Çok az hareket ettirmişindir. Maalesef buraya gelememişindir. Belki sen bunu bir milim kaydırınca ne oldu? Hiçbir şey çıkmadı. Çünkü sen şunu biliyorsun. Örnek veriyorum. Bunların arasındaki mesafe ikişer santim. Sen iki santim değil de bir santim çekersen belki açılmayacak bir şey. O zaman çizgi sayıları değişmeyebilir. Çok çekersen artabilirler. Değil mi? Hepsi mümkün. Ne diyor? Derinliği sabit. Dalga leğinde aynı fazla kaynaklar F frekansıyla titreştiğinde D1 ve D2 uzaklıktaki ağda girişim deseni gözlenmektedir. Frekans arttırılırsa. Bak uyan aslında. Sen ne yapıyorsun? Bunun ürettiği dalgaları hayal edersen bak. Bunun ürettiği dalgalar geliyor böyle değil mi? Şu şekilde. Bunun ürettiği dalgalar geliyor. Bak burada kesişmişler bunlar. Belki işte tepe tepe. Belki tepe çukur. Diyor ki frekans arttırılırsa ne olur? Aslında bu dalgaların sayısını arttırmaya başladım. Değil mi? Daha fazla olmaya başladılar. Değil mi? O zaman katar çizgisi olan bir yer düğüm çizgisi haline gelebilir mi? Ne kadar arttırdığını söylememişim. Gene kesiştiriyorsam belki az önce tepe tepe olan yer artık tepe çukur olabilir. Ya da başlangıçta düğüm çizgisi olurken katar çizgisi olabilirsin. He, katar çizgisi olan başka bir katara dönüşür mü? Evet, hepsi mümkün. Atıyorum ikinci katarken dördüncü katar da haline gelmiş olabilirsin. K1 ve K2 kaynakları dairesel dalgalar ürettiğinde kaynaklar arasında girişim deseni oluşuyor. Girişimin gerçekleşmesi için ne gerekiyor? Aynı fazla olmak zorundalar mı? Hayır. Bak müfredatta biz hep sadece aynı fazla anlatıyorlar ama aynı fazla olmasan da ha bu şu olur. Aynı fazlalık simetriyi verir. Aynı fazla olmazsan bir tarafa kayacak. Geç kalan tarafa doğru giderler hep. Kaynakların frekansları aynı. Aslında daha doğrusu şu. Lambdalar aynı olacak arkadaşım. Lambdanın aynı olması için ne yapacaksın? O zaman derinlik sabit olacak burada. Ve frekans da sabit olacak. O zaman sen yani bu ne demek? Bu sistemde frekans aynı olacak, derinlik sabit olacak ki lambdalar yani bunun ürettiği dalga boylarıyla buradan gelen dalga boyları aynı boyutlarda olması lazım. O zaman işte elde edebiliyorsun. Ama aynı faz zorunluluğumuz yok. Aynı fazlı K1 ve K2 kaynaklarının yaydığı dalganın dalga boyu lambda. İkinci düğüm çizgisinin merkez doğrusuna uzaklığı 3 ise üçüncü katar çizgisinin merkez doğrusuna olan uzaklığı da x'miş. Lambda ve x nedir? Hemen uyan. Bak ortada kim vardı? Merkez doğrusu kim denk geliyordu aynı fazlı sistemlerde? Sıfırıncı katar. Şimdi ikinci düğüme ihtiyacım var. Birinci düğüm. Birinci katar, ikinci düğümü elde ettim. Ve bunların arasındaki mesafeler neydi arkadaşım? Lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4. Yani kaç tane lambda bölü 4 var? 3 bölü 4 tane lambda kaç santimetreymiş? 3'müş. İyi, lambda kaçmış? 4. Bak lambdayı bulduk hemen. He, üçüncü katarı soruyor. Hadi bir de bu tarafa gidelim. Ne vardı? Birinci düğüm, birinci katar, ikinci düğüm. İkinci katar, daha yetmedim be, üçüncü katarmış. Üçüncü düğüm, üçüncü katar. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane lambda bölü 4 var. Yani lambda da 4 ya malum. Yani 6 santimetre olması lazım doğrunda. Simetriyi unutmayalım. Dalgaların iki engel arasında kırınıma uğrayıp uğramamasında, kırınım,
Nasıldı? Hemen hatırlatırım. Koşul dağı dersin başında anlatmıştık artık kapanış yaparken de lazım. Omega. Buradan gelen dalgalar arasındaki mesafe lambdayken neydi? Omega'nın küçük eşit lambda olması gerekiyordu. Neler önemli? O zaman bir kere omega önemli ve lambda. Lambdayı nasıl değiştirebiliyordum? Hemen hatırla. V bölü F. V'yi kimle değiştirebiliyorsun? Derinlikle. O zaman derinlik önemli. Başka? Frekans önemli. Bak gene ağzımı açmadım. Genlik önemli mi? Değil. Genlik hatırlatıyoruz. Neydi? Dalgaların şu denge noktası ise yukarı ya da aşağı inme mesafesiydi. Kime bağlı değil, ikinciye bağlı değildir. Evet genç arkadaşım, gördüğünüz gibi aslında çok zor bir konudan bahsetmiyoruz. Biraz konuyla ilgili temel kavramları hallettiyseniz gerçekten de çok kolay yapacaksınız. Tabi bu arada dalgalarla ilgili bazı kısımlarda zorlanıyorsanız TYT dalgalar kısmına da lütfen dönün. Faydasını göreceğiniz olacaktır. Hadi bakalım. Bir sonraki konuda ışık teorilerine göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.